Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şahane bir kek tarifi ile geldim. Uzun zamandır yapılacak tarifler arasında olan bu keki sonunda bugün denedim. Ve gerçekten sonuç harika. Kahve severler bu keki kesinlikle denemeniz lazım. Hem çok lezzetli hem de yumuşacık bir kek. Bu kekin tarifine geçmeden önce destek için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Tarifimiz gelsin. 4 adet büyük yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı içme suyu, 3 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta, 2,5 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya. Derin bir kabın içerisine 4 adet yumurtayı peş peşe kıralım. Üzerine bir su bardağı toz şeker ekleyip çırpalım. Beyazlayana kadar çırpmaya devam edelim. Sonrasında içerisine bir su bardağı sıvı yağ ekleyip çırpmaya devam edelim. İçerisine bir su bardağı içme suyu da ekleyelim. İyice çırptıktan sonra içerisine 2,5 su bardağı unumuzun yarısını eleyerek ekleyelim. İçerisine 2 yemek kaşığı nişastamızı da ekleyelim. Üzerine de 3 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip karıştıralım. İyice karıştırdıktan sonra içerisine kalan unu Vanilyayı ve kabartma tozunu da ekleyip karıştırmaya devam edelim. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra margarinle yağlanmış kek kalıbının içerisine kek hamurunu dökmeye başlayalım. Keki 175 derecelik fırında pişmeye bırakalım. Kek iyice kabardıktan sonra fırından çıkmasına 2-3 dakika kala bir kabın içerisine 2 tatlı kaşığı Nescafe 2 yemek kaşığı toz şeker, yarım çay bardağı sıcak su ekleyip karıştıralım. Üzerine de 2,5 su bardağı soğuk süt ekleyelim ve karıştıralım. Kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yaptığımız Nescafe'li karışımı kekin üzerine eşit miktarda dökelim. Karışımı döktükçe kek nasıl içine hemen çektiğini göreceksiniz. Kek karışımı iyice içine çektikten sonra kek kalıbını bir tabağa ters çevirelim. Kekim kalıptan o kadar güzel çıktı ki hiçbir şekilde dağılma kırılma olmadı. Kekim hala sıcak ve dumanı üzerinde tutuyor. Ben kekin üzeri için 80 gram sütlü çikolata erittim. İçerisine de bir yemek kaşığı çiko krem ekleyip karıştırdım. Ve üzerine bu şekilde süsledim. Son olarak da üzerine ceviz içi parçalarıyla süsledim. Ben bu şekilde görüntüsünü çok beğendim. Dilerseniz siz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Kekin içerisinde süt yok, yoğurt yok ve bir kabartma tozuyla gerçekten çok güzel kabardı. Evinizde sütünüz, yoğurdunuz yoksa Gerçekten bu keki kesinlikle denemelisiniz. Bu arada ne kadar kolay kesildiğini görüyorsunuz. Yumuşacık ıslak kek kıvamında bir kek oldu. Sıra tadım zamanı. Buram buram kahve tadı geliyor. Ben bu keki yaparken evde granül kahve kalmadığı için Nescafe ikisi bir arada kullandım. Granül kahveyle daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Evde granül kahveniz varsa granül kahve ile de deneyebilirsiniz. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, yorumlar kısmından yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşçakalın.